staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde. Yaş şartı olmadan emekli olabilecekler. Staj mağdurları ve kademeli emeklilik bekleyenler ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Staj mağdurları ile ilgili harekete geçildi. Yaş şartı olmadan emekli olmalarının yolu açılıyor. Sigorta başlangıç tarihi itibariyle emeklilikte yaşa takılanlar EYT kapsamında bulunan vatandaşlar için yaş şartı aranmayacak. Bu durumdaki bireyler, belirlenen süre ve prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. 23 Mayıs 1996 öncesi sigorta girişi olanlar 5825 gün, bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar ise 5900 gün prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanacaklar. Öte yandan staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere emeklilik yolu açılacak. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi EYT düzenlemesi ile yaş şartı aranmaksızın emekli oldu ve emekli aylıklarını almaya başladı. Ancak yapılan düzenlemenin ardından birçok kişi de kapsama dahil edilmemekten şikayetçi. Özellikle EYT hakkından birkaç günle yararlanamayanlar düzenleme kapsamının genişletilmesini istiyor. EYT düzenlemesi ile birlikte en fazla konuşulanlar ise kendilerini staj ve çıraklık mağdurları olarak tanımlayan grup. Türkiye'nin dört bir yanında yaptıkları basın açıklamaları ile seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Konuyu gündemde tutan staj ve çıraklık mağdurlarının yaptığı basın açıklamaları mecliste yankı buldu. Onlar için de emeklilik yolunu açacak olan adım atılıyor. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner sosyal medyadan staj ve çıraklık mağdurları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Güner, kanun teklifinin meclise bugün sunulduğunu duyurdu. Melih Güner, staj ve çıraklık sürelerinin SGK başlangıcı sayılması için hazırlanan kanun teklifimizi bugün TBMM'ne sunuyoruz, ifadelerini kullandı. EYT düzenlemesinin ardından SGK başlangıcı 1998'den sonra olanlardan ise kademeli emeklilik talebi geliyordu. Melih Güner kademeli emeklilik ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Kademeli emeklilik bekleyenlere müjde gibi haber geldi. Güner, kademeli emeklilik ile ilgili kanun teklifimizi de Cuma gününe kadar TBMM'ne sunacağız. İnşallah kanun teklifimiz yasalaşır. Toplumsal beklentiler karşılanır biz de vesile olmanın mutluluğunu yaşarız, diye konuştu. Öte yandan sigorta başlangıç tarihleri EYT kapsamında olan vatandaşlar, sadece süre ve prim şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Posta yazarı Ekrem Sarısu konuyla ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. İşte detaylar.